Şimdi burada artık müşteri işini kolaylaştıracak, hafifletecek bir takım gelişmeler sağlıyoruz. CRM'ler, ERP'ler, SAP'ler bunlar kendi içimizde kullanıyoruz ama müşterilerin de işlerini kolaylaştıracak. Müşteri bunu hiçbir şifre ya da mail istemeden indirecek. Servis talep formunu tek bir tuşla yazacak. Buraya sözlü olarak formunu dolduracak. Hemen talebinde bulunacak. Ya da teklif isteyebilecek ya da bizden gelen haberler, videolar ve gibi şeyler, eğitimler burada yayınlanacak. Bize ulaşabilecek ve ürünlerimizi tanımlayabilecek. Buradan en iyi şekilde iş burada başlayacak artık. Çünkü olay bu, işin geleceği bu. Buradan sonra bizim içeride tabii çok ciddi bir altyapımız var. O altyapısında bu program orada dağılıyor. Müşteri ne istiyor? Servis isterse servis departmanına, servis CRM'ine gidiyor. Satış istiyorsa satış CRM'ine, satış departmanına gidiyor. Oradan sıraya giriyor ve dağılıyor. En hızlı, en kısa sürede hizmet vermeye çalışıyoruz. Bunun yanında müşterilerimize finansman, faiz oranları, teşvikler, destekler. Daha önemlisi bu makineler maksimumda en iyi şekilde nasıl kullanılır, nasıl programlanabilir bunların eğitimlerini veriyoruz. Çünkü bir makineyi en iyi kapasitede kullanmak demek bu ülkenin verimine katkı sağlamak demek. %80 verimle çalışan bir adamla %95 verimle çalışan bir adam arasında, bir makine arasında tabii ki karlılıkta çok büyük farklar oluşabiliyor. Bir günde oluşmuyor ama bir yılın sonunda bir bakıyorsunuz ki adam ya kar etmiş ya etmemiş. Dolayısıyla bizim makinacılar olarak bu makineyi satmakla bu konu bitmiyor. Finansmanını sağladın, servisini verdin, kurdun, çalıştırdın. Bir de oradan adamın maksimumda kar etmesi, kar elde etmesi için bir programımız var. O programı götürüyoruz. Müşterinin parçasını falan her şeyin önüne koyuyoruz. Bir şekilde en verimli şekilde üretim yapabilmesi için bütün tecrübemizi, bütün database'imizi onun önüne sunuyoruz. Bir de iyi sonuçlar çıkıyor tabii. Biz kendi içimizde Akademi diye bir akademi kurduk. Biz kendimiz eğitimler veriyoruz. Çok tecrübeli, çok eski, çok becerikli elemanlarımız var. Mühendislerimiz var. Onlar eğitim veriyor. Gerektiğinde ve Kore'deki eğitimler olduğunda buradan Kore'ye eğitim almaya, eğitim programlarına katılmaya mühendislerimizi gönderiyoruz. Aynı zamanda da oradan gelen bütün eğitimcileri ya da mühendisleri burada her geldiklerinde fırsatları değerlendirip eğitim alıyoruz. Ama tabii artık bu internet ortamı, bilgisayar ortamı geliştiği için eğitimlerin birçoğunu artık bilgisayar üzerinden de yapabiliyoruz. Yani bir arkadaş yeni bir şeyi gördü, onu videoya çekiyor. Hemen WhatsApp grubundan oradan buradan paylaşıyor. Ve o bile bir eğitim olmuş oluyor. Oradan hemen bir ipucu kapılmış oluyor. O da eğitime katkı olmuş oluyor. Ya Hyundai ile tabii çok eski bir dostluğumuz var. Yani ben her zaman söylüyorum. Biz duygusal bir firmayız. Organize olmaya çalışan bir aile şirketiyiz. Kurumsallık biraz bizi yavaşlatabiliyor. Ruhumuzu, duygumuzu kaybetmemeye çalışıyoruz. Hyundai de bundan çok hoşlanıyor. Yani arkadaşlık, dostluk her zaman ön planda Kore halkı için. Diğer halklar için de birçoğu için öyle ama Kore'de biraz daha durum farklı. Onlar bize hep inandılar, güvendiler. Bizi hep dinlediler. Bizim sorunlarımızın üstüne gittiler. Biz onlara verdiğimiz sözleri tuttuk. Onlara hiçbir şekilde yarı yolda bırakmadık. Onların bizi bırakmadığı gibi. Yani vefa örneği gösterdik birbirimize. Tabii adet arttıkça onların desteği arttı. Desteği arttıkça adet arttı. Türk sanayicisine Hyundai çok önem veriyor. Hyundai otomobil olarak da zaten Türkiye'de yerleşik. Türkiye'yi çok iyi tanıyor. O yüzden Türkiye'de farklı bir gözle bakıyorlar. Türkiye'nin gelişeceğine çok inanıyorlar. Bize de çok inanıyorlar. Biz de onlara inanıyoruz. Çalışınca onlar bize destek. Biz onlara destek verince başarı zaten arkasından geliyor. Biz toplamda 11 tane ödül almışız. 2003, 2008, 2009 ama son 3 yıldır hatta 4 yıldır. Yani 2017, 2016, 2015 oradaki hep Avrupa birinciliği ödülleri bizde. Dünyada 3. sıradayız adette. Ama tabii önümüzde Çin var, Kore var, hani içerisinde çok büyük ülkeler var. Yani Allah kısmet eder de belki birinci olacağımız günler gelir mi bilmiyorum ama hani şimdi Çin gibi bir ülkenin karşısında adet anlamında birinci olmak çok da kolay değil. Ya önemli olan burada birinci olmaktan çok bu ülkeye biz de hizmet ediyoruz.
bu ülkeye ne katıyoruz, buna bakmamız lazım. Olay paranın çok ötesinde. Bu iş sevdayla yapılır. Bakın size bir şey söyleyeyim. Bu işin her şeysi çok zor. Bu makineyi üretmek zor, tasarlamak zor, fuarını yapmak bile zor. Yani herkesin uğraşabiliyor. Bu iş içinizde bunun hissetmezseniz, o milliyetçi duygunuz yoksa, ben üreteceğim, bu ülke için üreteceğim, ürettireceğim demiyorsanız, bu makinenin ne üretimiyle, ne satışıyla, hiçbir şeyle uğraşamazsınız. Ama bunu gönülden yapmanız gerekiyor ve biz bunu gönülden yapıyoruz. Bu ülke bir şekilde ayakların üzerinde yüzyıllardır durduğu gibi de daha bin yıllarda duracak inşallah.